Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Türk ekranlarına Seçime Doğru programıyla karşınızdayız. Mehmet Akif Ersoy ben. Bu akşam konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Tartışılan bir dönemde geldiniz. Kendinizle e, seçime ilgili Seçime 7 gün kaldı ya. Ondan mı diyorsunuz? E tabii yani. Öyle zamanlarda herhalde <laughs> e, her şey böyle daha bir dikkatli herkesin takip ettiği bir duruma geliyor. Ben müsaadeniz olursa seçimden önce birkaç şey sormak isterim. Tabii Onlarla buyurun. başlamak buyurun. isterim. Önce bir ifadeniz oldu. Konuşma yapıyorsunuz bir yerde. Evet. Neresi orası? Karataş. Karataş'ta, evet. Karataş'ta diyorsunuz ki Taş medresesi... Yani konuşuyorsunuz, bitiyor. İşte bayağı bir konuşuyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz. Yok, Sonra duruyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki durup burayı yayınlamayın. Nedir bu mesele? Şöyle, Sonra çok tepki aldınız bu arada. Yani Milliyetçi Partisi'nden çok tepki geldi. Genel Başkan Yardımcılar üzerinde Sayın İsmet Büyük Ataman tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok tepki gösterdi vesaire. Nedir bu mesele efendim? Niye böyle bir cümle kurdunuz? Yani bir canlı kesin dedim. Hani ya bu olaylar hani Kam yayınlanmaz. Oradan çeker, oradan çeker cımbızla. Arzu ettiğini yayınlar. Çünkü hani seçime yedi gün kala önde olan, kazanma şansı olan bir adayla ilgili şey yapılabilir. Bu hani her seçimde olur bunlar. Yani biz bunlara alışırız seçim esasında. Benim orada kastettiğim bir tek insandı aslında. Bir tek insandı, bir belediye başkanı kastederek söyledim onu. Benim ne milliyetçilerine, ne ülkücülere asla bir sorunum olmadı. Olmaz da etrafımda benim görev verdiğim taş medreseli, ülkücü, milliyetçi, MHP'li genel müdür mavinleri var, daire başkanları var. Ee, orada yani bizim bir asla... şahsı kastederek mi? Tabii şahsı kastederiz yani. O, o bir cümle kitleye, kişiye, bir kişiye bir kitleyi, bir toplumu kastederek asla böyle bir şey söylemem. Benim yaşam bu değil zaten. Yani böyle bir şeye denk gelmezsiniz. Ama anladığım kadarıyla bu çok hani köpürtüldü ve özellikle milliyetçileri, ülkücüleri e, üzmüş gibi görüyorum. Yani onların ben üzülmelerine ben de üzüldüm. Yani hani böyle benim kastım olmadığını burada söylemek isterim yani. Daha önce açıklama yaptınız bu konuyla ilgili ilk defa mı açıklıyorsunuz şu anda? İlk defa ee, bu konuyu konuşuyorsunuz. Yani bir, bir, yayın oldu mu bununla ilgili? Şöyle yayın olmadı ama ben işte sürekli miting yapıyoruz ya, sürekli evet. toplantı yapıyoruz. Toplantılarda buna has, buna benzer e, cümleler kurdum evet. Ya vatandaşlar mı soruyorlar size onu? Yok yok. Son çıkıyorum. Siz? Ben şöyle yani ben yapı itibariyle hiç kimseyi böyle üzecek bir yapıda bir adam değilim. Diyelim ki birini üzdüm, ben gece uyuyamam. Niye üzdüm derim yani yani niye bunu üzdüm derim filan. Hani gönlünü almak için falan çalışırım. Ee, dolayısıyla... Burada peki yani yanlış anlaşıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Gayet tabii. Benim amacım asla ne milliyetçileri ne ülkücüleri kasetmek, taş dersi de üzmek falan değil. Benim orada bir seçimle ilgili bir hedefim var anlatabiliyor muyum? Seçime doğru gidiyoruz. Benim adayımın kazanmasını istiyorum. Onunla ilgili sadece oradaki bir insanı kast ederek söylediğim laflar aslında. Bir insan deniz e, Karataş Belediye Başkanı mı? E, Başkan bir, belediye, bir, belediye, bir belediye başkanı. Artık onu çok hani gündeme getirmeyeyim. Hangi örü olduğunu da söyleyemiyorum. Çok e, şeye de gerek yok yani. Peki şöyle sorayım. ya yani Kırdığınız ülkücü seçmenler olduğunu düşünüyor musunuz? Onlara e, siz, e, söylüyorsun, yani, siz söylüyorsunuz işte bir sürü insan tepki gösterdi diyorsunuz. Demek ki e, burada yani benim söylediğim amaçla e, anlaşılan amaç çok farklı. Yani öyle görünüyor yani. Dolayısıyla ben de ben Bir de, gönlünü alma planınız var mı onların? İşte söylüyorum ben çok yani üzüldükleri için ben de üzüldüm. Yani benim kastım aslında öyle değil. Ya yani benim yol yürüdüğüm, birlikte çalıştığım benim yani yö önemli yönetim kadememde bir yıl ülkücü milliyetçi MHP'li var. Var yani. Yani böyle böyle benim böyle bir niyetim olsa onlarla birlikte yürümem yani. Peki. Buradan o zaman e, tam aksi ama şunu söyleyeyim. E, yani seçime 7 gün kala bunlar oluyor. Ben daha önce de bunlarla karşılaştım. Bundan sonra da karşılaşacağım. Burada kazanmaya yakın olduğumu da görüyorum esasında. Yani yayını kesin deme sebebiniz çarpıtılır ya da Hayır, yanlış anlaşılır bir tabii, şey tabii, söylediğinizi fark etmenizle ilgili. Tabii, tabii. Bunlar yanlışlar çünkü Tüm konuşmayı vermezler, oradan çekerler, Tam an, yani, yani, bu buraya gidebilir tam diye O anda fark ettiniz tabii, o zaman ya, yani bu böyle evet. bir yere de gidebilir diye. O zaman şimdi bir başka soru soracağım sizinle ilgili çünkü en çok konuşulan şeylerden birisi bu cümleniz üzerinden demle işbirliği meselesi. İşte tam da bunu söylüyorum ya, yani kazanacak adayın üzerine bu tutmadı, bunu söyle, bu tutmadı başka bir şey söyle. Şimdi sizin söylediğiniz gibi demleğine çekileceğim iddialarınızı söylediniz. Yani söylemiyorum ya ah daha söyleyeceğim onu söyleyeceğim. Bana... Demleğine çekilecek misiniz? Ya ben Ya da demle demle başka bir şey var mı yarınızda Aranızda böyle bir konuşma görüşme nedir bu Demle, misin? yani biz demle falan konuşan yani genel merkez düzeyinde istişare yapıyorlar mı yapmıyorlar mı onlar bilir. Bize genel merkez şöyle konuş, bununla konuş der konuşuruz ama öyle bir, bize öyle bir talimat da gelmedi, öyle bir öneri de gelmedi. Bizim, bu nereden de, çıktı? Dem lehine çekilme meselesini. Ya bu tamamen seçiliyorum bu arada. Demli aday diyor ki bizim lehimize Zeydan başkan çekilebilir diyor. Değil mi? Yani, öyle bir şey dedi. Yani konuşmayı ben bilmiyorum. Ama ben internette haberlerde böyle bir haberi gördüm. Ben de diyorum ki seçime 7 gün kala bunların seçim manipülasyonu diyeyim yani <laughs> Başka ne diyeyim. Yani adayı aşağı çekmenin çalışmaları bunlar. Daha sonra bu arada şey diyor yani Zeydan Başkan ve diğer dört kişi çekiyor ama sonra espri olduğunu da söylemiş ama bu da yani espri. Ama işte yayınlanmış. Ya. Sonuçta çıktı. iki gün bununla uğraşıyoruz yani. Uğraşıyor musunuz peki böyle şeyle? Yok. Yani böyle, yani bir böyle şey geliyor yok. mu böyle soru? Ya böyle... Sahaya yansıyor mu mesela? Yani soruyorlar tabii. Böyle bir şey yok diyorum yani. Böyle bir şey yok. Bu seçim az şey aspargası haberler diyorum yani. Adanalılarla çok sıkı fıkı bir ilişkiniz olduğunu ben biliyorum. Yani şahitlikte ettim. E pek çok yerde Adana'ya gittiğimizde değişik bir tarzınız var yani sokakta böyle herkes Adana Adanalı tarzı Adanalı tarzı mı bilmiyorum yani sokakta herkesle böyle çok yakın söyleyeyim. bir temasınız ee... var ya ben kişiliğimi becerimi hareket tarzımı konuşmamı düşünme tarzımı Adana'dan aldım yani kendimi 5 yaşında Pamuk tarlasında hatırlıyorum. Mesela beş yaşından öncesini hatırlamıyorum. Ya bir gün kamyon dayandı bizim evimizin önüne. Anlatırım yani yaşamdan kesitler. Ee, babam izin aldı. Babam iyi bir, bir kasaptı. Mezbahede çalışırdı. İşte dede, nene, anne ve çocuklar yatak yorgan taşıdık gece saat üç mü dört mü karanlık. Gittik pamuk tarlasına. Yattık bir oyunduk baktık. Annem pamuk topluyor filan. Ondan öncesini hatırlamıyorum. Şimdi dolayısıyla biz o kadar çok insanla iç içe yaşadık ki, o kadar derin dostluklarımız var ki, o kadar işten samimi arkadaşlarımız var ki, dolayısıyla biz rol yapamıyoruz. Adana rol yapan insan hemen görür. Yani işten samimi gördüğü zaman sizi, size daha çok sarılıyor. Daha çok güveniyor. Benim Adana'daki ilişkim mesela ilkokulu orada okudum ben. Ortaokulu Adana'da okudum. Liseyi Adana'da okudum. Üniversite Adana'da okudum. Bir de Çukur diye bir yerde işçi olarak işe başladım. 21 insana amirlik yaptım orada. Genel müdür yardımcısı olarak oradan ayrıldım. Ve böyle yaşam bir de besbes bes kahveye giderim ben. Onlarla oyun oynarım. Evet, oyun kültürü mü vardı? Yani kebap da yapıyorsunuz. Kebap da yaptım Kendiniz çünkü çünkü hani dar geliri bir ailenin çocuğusunuz. Babanız o nüfusa nasıl yetecek tek başına? İşte abimiz okuyor. Ben işte okumaya çalışıyorum filan. Dolayısıyla harçlığımızı çıkartmak, yani kışın okul masraflarımızı çıkartmak için yazın çalışmak zorundaydık. Ben her yaz, yani ilkokul 3'ten itibaren hep çalıştım. Sonuçta iyi kebap yapmam da oradan kaynaklanıyor. Yani mesleği yaptım. Çok ilginç. Meslek olarak kebapçılık yaptınız tabii, mı? Tabii, tabii. Kaç yaz üstelik. Öyle mi? Kaçacağız, Ondan mı iyi kebap yapıyorsunuz? Tabii, tabii. Şimdi Bahri İmce'nin kulakları çınlasın. Bir gün Adana geldi düğüne. İşte tabi bana takıldı. Sen bana oy vermedin, vermedin falan falan dedi. Neyse dedi, sen hani söyledim bize en azından doğru adamsın, dürüst adamsın dedi. Nerede iki kebap yenir dedi. Zeydan Karalar'da yenir dedim. Sen bana yapmazsın ki dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaparsın dedi. Öyle ilginç de bir espri var aramızda. Ben iki kebap yaparım evet. Yani çalıştığım mesleği yaptım. Benim ilk işim berberliktir. İlk okul 3'te yazın. Et, kemi, et senin benim derler ya. Evet. Öyleydi. Şimdi Öyleydi mesela, ve güzeldi bence. Şimdi, ben olanlara yapıyorum. Şu anda, şu anda yani. aileler göndermiyorlar. Yani SGK da çok izin vermiyor. E, çok doğru ama çıraklık çırak, ama bakın orada hayat öğreniyorsunuz işte. Kesinlikle kat. Yani katılıyor. benim şimdi sokağa çıkıp adamlardan itibar görmemin temeli de temel doğrudan geliyor. Yani çocuklarımızın mutlaka bir temel yerlerde yerlerde erkek çocukların çalışması şimdi lazım. İlginç bir şey söyleyeyim. Biraz hani böyle asilikten mi veya karlılık oradan mı geliyor? Şimdi bir hafta çalıştım. Şimdi tıraş oluyor ya fırçayı ben tutuyorum. Milletin üzerindeki kılları temizliyorum. Yerleri süpürüyorum filan. Hafta sonu geldi. Bana bir buçuk lira verdi. Kardeş de benim sınıf arkadaşımdı ilkokulda. Kardeşine altı buçuk lira verdi. Dedim, aynı işi mi yapıyorsunuz? Aynı iş, ben, hayır o oturuyor ben yapıyorum bütün işi. Allah rahmet eylesin. Ösan diye bir kardeşim, arkadaşım da o da vefat etti. Allah Usta versin. dedim. Bütün işi ben yaptım. Haklısın. Yani kardeşine... <gülüyor> <gülüyor> kardeşine altı buçuk lira verdin. Bana bir buçuk lira verdin. Bu haksızlık e sen verirsin kabul edersen ben de etmiyorum dedim bir daha gitmedim. Haklı bir tepki vermişsiniz. Ya evet işte ama ondan sonra ondan sonra işte mobilyacı çırağı işte bu mesela Badaklar üzerinde eskiden dekorculuk vardı. Taş üzerinde işlem yapılardı. Orada kebapçılık, manangozluk yaptık bir şeyler işte. Yani aslında sizi başka bir yere de koysak orada hayatta kalabileceğiniz bir takım meslekleriniz Tabii var. Ha, i̇şte hayatı öğreniyorsunuz yani. Hayatı öğrenirken yani bir sürü bir ilişki şey. oluyor sürü işka oluyor. Davranış biçim öğreniyorsunuz. i̇şte onlardan biri oluyorsun işte. Adam gibi bakıyor. Bu benim benim diyor yani. O benim deyince de işte ilişki böyle oluyor. Yani şöyle siz milletçi seçmen Adana'da oldukça fazla. AK Partili seçmen. Ya yani siz kimlerden oy alıyorsunuz mesela? Bir araştırmacının dediğini söyleyeyim. Ee, ben Türkiye'nin her tarafında araştırma yapıyorum. Her partiden oy alan, en çok oy alan aday sensin dedi. Yani siyasi görüş önemli değil. Yani bana bakınca insanlar yani e, hatta bir konuşma esasında benim bir videom var. Gelebilir mi bilmiyorum o da var mıdır yok mudur. Yani oy verdi vermedi. Orada doğdu burada doğdu. Irkı ne, siyasi görüşüne, mezhebine hiç bakmadan ne ihtiyacı varsa insanlar karşılıyoruz? Bunun da karşılığını görüyoruz şimdi. Muhafazakarlar da oy siz tabii. Tabii. veriyor mu AK Parti tabii. Belediyenizde başörtülü çalışan var mı? Var tabii ben aldım. Ben kreşe 7-8 tane başörtülü aldım. Onlar bizim evlatlarımız. Yani onun başörtüsüne bakmayız. Böyle tartışmalar yok yani. Net bir biçimde şunu söyleyeyim. Bütün çalışanlarıma söyledim şu. Kafanızda hangi siyasi parti var onu bakmam. Nasıl iş yapıyorsunuz ona bakarım. Çok güzel. Eğer siz ne giydiğinize değil, ne de ne düşündüğünüze de bakmıyorum Hiç hatta. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Kreşe, i̇şinizi düzgün yapın. Kreşe biz öğretmen alıyoruz. Başı bağlı evlatlarımız var. Orada eğer bir görüşü ancak e, angaca etmeye çalışmıyor, çalışmıyorsa mesele yok. Orada doğru düz eğitim yapıyorsa, uygar eğitimden yanaysa problem yok. Başörtülü de var, başörtüsü de var. Şimdi e, efendim şöyle... Sizinle ilgili 2019'daki vaatleriniz nelerdi, ne kadarını yaptınız, ne kadarını yapmadınız, niye yapmadınız gibi şeyler soracağım birazdan. Sonuçta bir belediye başkanlığı evet. dönemi bitirdiniz. 5 yıl, ee, bir yerde artık yeni bir sürece başlıyorsunuz. Video, Belki videoyu var. buldular herhalde. Bu muydu video? Bu sizin mitinginiz mi? Bir yerde bir konuşma yapıyoruz, bir açılışta. Bu Benim Türk... dikkatimi dağıttınız Türkmen Türkmenbaşı açılışında söylediğim şeyler. Yani bizim rağbet görmemiz her taraftan oyalamamız. Şiir okuduğunuz videoymuş bu. Evet, evet. Şiir okumuşsunuz. Adana'da Adanalılar icraatlere bakıp mı oy veriyorlar? Adayın böyle ya sizinle ilgili şöyle bir algı var. Ya Zeydan Başkan her yere girip çıkıyor. Hepimizle muhabbeti var falan. Yani iş yapmasa da oy veririz gibi bir şey var mı Adana'da? Yani o da var. Var mı? O da var. Demin <laughs> anlattığım ilişki var ya, o işte onları biriktiriyor. Şimdi Bu sizin seçmen, iş yapmanızı zayıflatan bir şey mi? Seçmen davranışları. Kimisi, gidersiniz, sohbet edersiniz, halini hatırını sorarsınız, oradan oy verir. Kimisi kültür sanatı beğenir, ondan oy verir. Hmm. Kimisi köprü yaparsınız, ondan oy verir. Yani bütün seçmenlerin davranış biçimi ya da oy davranış biçimi ya da oy tercihleri bir tek nedene bağlı değil. Biri bir şeyden memnun oluyor. Biri başka bir şeyden yapıyor. Ee, dolayısıyla siz hepsini yapmanız lazım Herkesinden kesimden oy almak için. Peki vaatlerinize yaptıklarınıza geç ama ben de konuk etmiştim Cumhur İttifakı'nın adayı. E, rakibiniz Fatih Mehmet Kocaespirili. 2019 seçim vaatleriniz aslında otogar vardı, evet. yapmadı dedi. Var mıydı vaatleriniz varsa neden yapmadı? Şimdi e, 2019'dan önce ben 10 yıllık bir perspektif sundum. Dedim ki 10 yılda bunları yapacağım. Aslında bir otogar kaldı. Yani hayır edip yapmadım ya da Öyle bir yer hepsini yaptım. Hepsini ya. yaptım, üstüne yaptım mesela. Alt geçit benim vadim değildi. Alt geçit yaptım. 5 bulvar vadim değildi. 5 bulvar yaptım. 321 iş makinası benim vadim değildi. 321 iş makinası aldım. İş makinası alımından dolayı her ay 65 milyon daha az kira ödüyor belediye. Yani yani yılda 700-720 milyondan belediye. E, kira vermekten kurtuluyorsun Bu çok önemli bir gelir yani. Her yıl öyleydi yani. Yani şimdi biz biliyorsunuz hani hep söylüyoruz ya hani ağır ekonomik şartla olan bir belediye teslim aldık. Gerçekten. Borçlu bir belediye mi? Çok borç. İşte çok borçlu. mesela şöyle diyoruz. Bunu hep gösteriyorum ya. Gelir bir borç dört. Bu ne zaman? 2000 Bu işte 2019'da 2019. yaklaşık 900 milyon dolar borç. Şimdi biz yaptığımız mali disiplinle hani biraz sonra anlatacağım şeylerle borcu disiplin altına aldık geliri 4 kat borcun üstüne çıkarttık bu olay 16 kat düzelme demek bu çok önemli bir şey şimdi mesela 9 milyon dolar borç düştü 180 milyon dolara yani bu çok önemli bir şey belediyenin Adana'nın geleceği açısından bu bizim yönetim becerimiz şimdi otogar bir sene yapamazdık ikinci sene pandemi yaşadık o benim rakibim de Adana'da yaşıyor herhalde. Türkiye'de yaşıyor. O da yaşamıştır bütün bunları. Dolayısıyla pandemiden hemen sonra biz ödül almış bir mimarlık firmasına bir proje çizdirdik. Oradaki işletme sahipleriyle 6 ay görüştük. Onları da ikna etmek gerekiyor çünkü. Adamın iş yeri var. Yani yüze yakın iş yeri sahibi var. Onlara da iş yeri vaadiniz olacak. Yoksa ben senin işlerini yıkıyorum diyebilir misiniz ona? Yakamlaştıracaksınız resen. O da mahkemeye başvuracak. Mahkeme ne zaman biter? Allah bilir. Ee, o zaman onları ikna etme yöntemine gittik. Dolayısıyla bu projeyi getirdik, meclise sunduk. Meclis bunu reddetti. Hı -hı. Aynı zamanda bunu yapmadı diyen, onu reddeden meclis üyesi. Fatih Bey meclis üyesiydi. E, tabi. Hepimiz ilçe, ilçe ben? belediye başkanları. Ben o mecliste değildim. Bir sonraki meclise katıldım. Dedim ki ya siz niye reddettiniz? Hangi mantıkla reddettiniz? Ya otogar otogar demiyordunuz. Demiyor muydunuz? Otogar Adana'ya layık değil demiyor muydunuz? Ben de diyorum. Ben de beğenmiyorum. Gerçekten değişmesi gerekiyor. İşte sunduk. Dediler ki siz de orada ticari alan yapacaksınız. Onun için reddettik. Ya kardeşim, yani orada bir sürü ticara, ticari alanı olan işletme sahibi var. Elbette onların yerlerine yeri yapacağız. Başka türlü nasıl iktidardayım dedim. Kaldı ki ticari alan yaptık. Ve bunu sattık gelire dönüştürdük. Ne yapacağız parayı dedim. Eve mi götüreceğiz dedim. Bu adanın bir eksiğine gidip, harcayacağız. Öyle değil mi? Ondan sonra ya peki dediler. Peki dediler. Ben şeyleri ben böyle söyleyince bize bunu gönder komisyona. Biz bir daha görüşelim dediler. Tabi orada artık hani seçim çalışması olduğu için e, onu, onu da yapamadı meclis. Yoksa onu yapacaktı. Şimdi bu çalışmayı bilen, bu projeyi bilen ki bir, bir buçuk sene önce falan indi mecliste. Mecliste uzun süre durdu. Hmm. Komisyona gelmiyor. Komisyondaki çoğunluk bizde değil. Cumhur İttifakı'nda. Yani ben komisyona sevk ediyorum ama komisyon taplama etkisi bende değil. Komisyonda, komisyonda da biz bir kişiyiz, onlar iki kişi. Yani öyle bir çoğunluk, bire üç. Ben o zaman arkadaşlar dedim ki meclise indirin. Bu olursa olsun, ya kabul olsun ya olsun. Çünkü uzuyor süreç. Öyle bir tartışma oldu. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Yani bunu Zeydan Karalar bunun cevabını verecek. Sen de bunun altından kalkamayacaksın. Bunu niye gündeme getir getiriyorsun? Onu anlamıyorum. Şimdi ben bir şey söylerim. Yarım gün cevabını verir. Ben altına kalacaksam bunu söylemenin bir anlamı var mı? Sen ne nerede yaşıyorsun? Sen mühendissin. Sen arkadaşın reddetti bunu. Efendim, Zeydan Karalar imar planına ihtiyaç yok. E nasıl ihtiyaç yok? Siz orada işletme sahipleri yer yapacaksınız. İmar değişikliğe ihtiyaç var. Niye reddettin o zaman? De ki var yok. Onaylayaydım. Reddeden sensin. Yapılmasını engelleyen sensin. Şimdi otogar yapacağım diyor. Geçti borun pazarı. Süreç de Biz yayınladık zaten. Otogar yapacağımızı söyledik zaten. E, seçime 4-5 gün kaldı. Çok evet. az bir süre. Kampanyanın merkezine ne koydunuz? Ne anlatıyorsunuz Adanlılara? Yani projeden bahsediyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? E, projeden Ondan... bahsediyor, projelerden bahsediyoruz. Adana'nın nasıl bir siyaset dahil, kültür merkezi dahil, yaşlı yaşam merkezi dahil, emekli yaşam merkezi dahil, kreşler dahil, spor e, kampüsleri dahil, efendim söyleyeyim, hali alt geçitler ciddi eksik, metro, tramvay, bunlar hepsi eksik, bunlar hepsini yapacağımızı söylüyoruz. E, çünkü Demir çok Demiyorlar niye yapmadım bugüne kadar başkan diye. Ha, diyemezler ki. Nasıl diyecekler? Kim yapmış ki? Ben başlatmışım yani. E5'in altında belediye başkanının yaptığı bir tane alt geçit yok. Ben başlattım. iki tane ben yaptım. Üç tane alt geçit ben yaptım. Tarihinde Adana'nın E5'in altında alt geçit yapma belediye başkanı yok. Ben iki tane yaptım. Karayollar yaptı. Bir tanesini 14 ayda yaptı. Bir tanesini 11 ayda yaptı. Ben 86 günde Alt geçit bitirdim. Daha yapacak mısınız? Sekiz tane daha yapacağım. Sekiz tane daha yapacaksınız yeni dönemde. Sekiz tane daha yapacağız yeni dönemde. Dördü, dördü yüreğe, dördü seyhan öyle paylaştıracağız. Nasıl o istiyorsunuz? Yani kampanyanın merkezinde ne muyuz? var? istiyor ee, muyuz? Valla oy... oyu biraz espriye getiriyorum. Gidiyorum anlatıyorum. Diyorum ki bak ben ayrım gözükmek sen... Şey, bakın şimdi. Bütün köylere ben dokunmuşum. Bütün ilçelere dokunmuşum. Mesela Tufan Belli'de. Dokunmadığım köy yok. Yıllar yılı su problemlerini vardı ben çözdüm. Peke'de iki köy hariç bütün su problemlerini ben çözdüm. İmamoğlu'nda asbestli boru vardı 83 kilometre. Hepsini değiştirdim. İmamoğlu deyince ben... <laughs> İma, şey, bizim İmamoğlu diye bir şey, ilçemiz var. var. Şimdi Ceyhan'da günde üç kez su kesilirdi. 83 kilometre asbest boru değiştirdim. Bütün şebekesini yeniledim. Tatarlı'dan çok kaliteli su getirdim. Ceyhanlı şu anda su sıkıntısı çekmiyor. Kağırdı. Yumurtalı. Çok değerli bir sahil ilçemiz. Orada yine sahil kenarı olduğu için yazın bidonlarla su taşırlardı. Bütün su şebekesini dedim. 44 kilometre asbestli boru değiştirdim. Biliyorsun kanser etkisi yapan boru. Bütün yollarını yaptım. Yani bu söylediğim ilçelerin bütün yollarını da yaptım. Karataş keza öyle. Şimdi Kozan ve İmamoğlu'nun merkezinin ve dört ilçede 169 tane köye su götürme işi, kaliteli su götürme, sağlıklı, ya çeşmeden su içebilecek su götürme işinin temelini attım. Yıllardır konuşulur, yapılmaz. 4 milyarlık bir proje, temelini attım, yapacağım, iki buçuk sene bitireceğim mesela. Böyle bizde işler hızlı bir Sahaya çıkıyorsunuz vatandaşa. Bunları anlatıyorsunuz. Görüyor zaten bunları. Ben diyorum ki şey o istemiyorum. Ama diyorum oy vermezseniz de belediye başkanı olamam. Bu hizmetleri yapmam için belediye başkanı olmam lazım. Oy da vermek lazım diyorum. Tepkiden Bu mi? kadar hizmet benden, oylar da sizden olsun diyorum. İyi güzel canım. <laughs> Vatandaş da aramız iyi. Enteresan diyaloglar oluyor mu? Ya tepki aldınız, kimse Olay. oluyor mu? Niye alıyorsunuz? Çok ya da... az ya. Çok az. Yani çocuğun iş almamışsın mesela. Diyor ki ben sana çalıştım, çocuğum iş almadım. Hı. Keşke herkesi iş alabilsek. Öyle bir imkanımız olsa. Şimdi mesela öyle bir şey oldu ki... ...çok enteresan. Belki de ekonomi konuşmak lazım. Türkiye ekonomisi geri gittikçe... ...halkın mağduriyeti arttıkça emeklinin, çalışanın. E, dolayısıyla bir sürü şeyi belediyenin tamamlamasını istiyor. Yani belediye normal işlevinden, görevinden uzaklaşmaya başlıyor. Mesela şimdi emekliye... Herkes şu an sosyal belediyeci... E, gayet tabii. Evet. Mesela Kısım biz diyoruz edeyim. ki emekliye açlık sınırının altında gelir olan emekliye yardım yapacağız diyoruz. Senede atıyorum kaç bin kişi, on bin kişi başvurdu. şey i̇şte durumuna göre, aldığı maaşa göre yedi bin lira, sekiz bin lira, on bin lira tek seferde para ödeyeceğiz diyoruz. Şimdi öğrenciye yeni Kayıt olacak öğrenciye 10 bin ölene 5 bin ile 10 bin arasında tek seferde yardım yapacağız diyoruz. Ya bundan mesela 10 sene önce böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Şimdi bütün halk en ufak bir şeyin de belediye tarafından karşılanmasını istiyor. Hmm. Ya çöktü çünkü sistem. Çöktü şimdi 10 bin lira, 10 bin lira emekli maaş alıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Ya azgari ücretin yarısı neredeyse. Oysa emeklinin maaşı 2002'de azgari ücretin 1.63 katıydı. Şimdi yarısına düştü. E ee, Yani onun etkisi çünkü... var yani, ya, mı seçimde? Yani olmaz mı? Biz olacağını düşünüyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Ha biz onların dışında tabii. Yani biz e, milletin gönlünde yaptığımız işlerle e, taht kurduk. Yani ben mesela, mesela kısaca... cızılı iş yaparak yani sempati toplayarak değil. Sempati sizin topuyorsun. sempatik bir tarafınız var. Sempati, sempati de topluyorsunuz. Tabii Ama işte ki... bu adam evet. Yani hem seviyorum hem istediğim hizmetler yap. Hangisi daha çok? Vallahi sizce? Tartamadım. <laughs> Tartamadım. Ama ikisinin etkisi var onu söyleyeyim. Ya hakikaten böyle Zeydan Karalar dendiğinde ya ben şunu duyuyorum mesela yani size oy vermeyenlerin de size bir miktar sempati duyduğunu görüyorum Adana'da. Evet. Ya ben oy vermem ama işte Zeydan Karaları severiz. Ya doğru adam, çalışan adam, dürüst adam. Yani Hatta ama şey işte yani işle ilgili mi kısmı e, bu vaatler içerisinde otogar dışındakilerin hepsi yapıldı mı? O yeni vaatler onlar. Hayır hayır. Daha önceki vaatler Tabii. içerisinde. Yeni vaatlere zaten otogarı Üstüne üstüne yaptık yani. Hani ben zaten çok vaat de önermedim. Ha, siz borçtan dolayı vaat önermediniz. Ya çok. bir E5'in üzerinde bir otopark projem vardı. O yani teknik olarak olamadı. Onun dışında bizim çok bir eksiğimiz yok yani. Vaatlerin çok büyük bölümünü yaptık. İşte dedim ya alt geçit vadimizde yok onu yaptık. Beş bulu vadimizde onu yaptık. 111 otobüs aldık vadimizde yok onu yaptık. 321 iş makinesi yaptık ve e, mesela ulaşım, an, ulaşım masif planı yaptık. Ulaşım ana planı yaptık. Vaatlerimiz yoktu. Çünkü metropolde, megapollerde ister istemez e, trafik sıkıntısı var. Trafik sorunu nasıl çözeriz diye bilimsel bir, bir, araştırma yaptık. İmar ana, plan, ana planı yaptık. Mesela göç ana planı yaptık. Adana'nın çok tehlikeli aslında Türkiye'nin de sorunu. Hı hı. Yani bu Suriye'nin Adana'ya gelmesi, ülkeye gelmesinin ötesinde bir şey. Ülke nasıl ki nitelikli göçü dışarı veriyor ise Adana da aynı durumda. Nitelikli göç veriyor, niteliksiz göç alıyor. Nitelikli göç nasıl? Yetişmiş, artık severimli olacak, kat koyacak, ekonomiye yarar olacak insanları kaçırıyorsunuz. Onun yerine niteliksiz göç geliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani nasıl olur diyoruz. Şimdi ben mesela şöyle söylüyorum yani yani bir belediye başkanı nasıl olmalı diye falan sorduklarında işte yani hayatımın bir kesitini anlattım. Ben Adana'yı çok iyi bilen bir adam. Adana'nın potansiyelini de iyi bilen bir adam. Yani ne olabilir Adana? Ne olabilir Adana'da? Ne değerlendirildi, ne değerlendirilemedi? Ya da değerlendirilen potansiyeli e, yeterli mi değil mi? Mesela sanayi yeterli değil. Daha da büyüyebilir. Sanayiciye yardımcı olmuyor, olmaya çalışıyoruz. Bir dönem sanayiciyi kaçıran belediye başkanları vardı. Şimdi tam tersi sanayici bir yatırım yapmak istediğinde alabildiğinin önünü açıyoruz. Öyle örnekler var. Sanayici bunu biliyor. Mesela sanayici de bize sempati duyuyor. Çünkü yani üretim olmazsa, istem olmazsa olmaz ki şey çok keskin değil galiba Ankara'daki gibi ya da başka bazı illerde olduğu gibi siyasi partiler arasındaki ayrışma Adana'da öyle mi? Ya yani birbirinizle daha Vallahi... iyi bir iletişiminiz var gibi mi? Biz ya ben, benim benim arzu ettiğim şey şu. Ya ben çıkayım, rakibimi eleştirmeyeyim. Yapacaklarımı söyleyeyim. Ya da onun yapamadıklarını söyleyeyim. Burada kalsın. Centilmece bir süreç yürüsün. Ee, bu böyle sanki devam etmiyor gibi. Yani e, rakip biraz bize gidirmeye başladı. Ben de diyorum ki ben ben, ben dedim ki bak ben 70-80 dönemi geçen bir adamım. Ben de herkesin etkisi var. Ben de yani Alparslan Türkeş etkisi var, Erbakan etkisi var. Ben Ecevitçi bir adamım. Ecevit'in etkisi var. Demirel'in etkisi var. Ben adamın alnı karışlarım diyordu ya Demirel. Yani, çünkü ben başka bir şey söylemem. Asla ve asla ee, e, yalanla dolanmaya falan hiç gerek yok. Ama aslında öyle de görünmüyor. Mesela bugün beni çok üzen bir şey oldu. Özellikle vatandaşlarıma bunu söylemek istiyorum. Nedir? Şimdi bugün İmamoğlu'nun bir demecini okudum. Bu doğru, çok doğru. 17 artı 1 ile mücadele ediyorum. Yani 17 bakan gelmiş İstanbul'a. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı. Bunların hepsile ben bunlara karşı tek başıma mücadele ediyorum diyorum. Vallahi Ekremciğim bizim de durumumuz farklı değil yani. Bizde gelmeyen bakan kalmadı. Adana'ya mı? Tabii bize gel kalmadı. Bugün Milli Eğitim Bakanı geliyor. Bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bir devletiz biz. Biz nerenin belediye başkanız Allah aşkına? Işte. reklam diyorlar. ben şu an reklama gitsen beni var ya, parçalar izleyici valla Parça vakti. Şimdi hemen bunu bunu söylesin ondan sonra gidelim. Evet, evet. Reklam deyip deyip duruyorlar. <laughs> ya, ben böyle reklama gidiyorum <laughs> de sizin. Şimdi Milli Eğitim Bakanı geliyor. Üniversitede bütün müdürleri topluyor. Ve bizim rakibimiz çağırıyor. Anlatabiliyor muyum? AK Parti'nin adayını çağırıyor. Müdürleri dedi ilçe şey mi? Yani okul müdürleri. Okul müdürleri. 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 Evet. Milli Eğitim müdürleri, okul müdürleri çağırıyor oraya. Diyor ki işte daha iyi hizmet etmemiz için bizim adayımıza oy vermelisiniz. Oradaki bizim rakibimiz de yani AK Parti'nin adayı da çıkıyor. Orada propaganda yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya devlet bir ricaline uyar mı bu? Böyle bir şey görmüş mü Türkiye? Ya biz nerenin belediye başkanıyız? Sayın Bakanım sen benim de bakan mısın? Benimle çalışanlar da bakanısın. Sen Adana Büyükşehir Belediye senin de bakanısın. Unutma. Yani ben inanın yani hayretle karşılıyorum. Yani bütün bakanlar geliyor. Zaten Allah'a şükür bizi hiç görmezden geliyorlar. Oradaki adaylarla geziyorlar. Propaganda yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Pozit neyse, tamam. Pozitif, neyse, pozitif etkisi, etkisi oluyor mu peki mesela sadece? Ya Bence Adana'lılar ters yapar. Adanalı emir gelmez. Hiç emir gelmez. Olumsuz bir etkisi de olabilir diyorsunuz. Bence yani. olur. E sizi, benim siz, sizin sizin bugün iki oraya. puanım da artmıştır yani. Niye kızıyorsunuz o zaman? Öyleyse. Hayır, şöyle. Ben bizim devlet Yok, açısından, sakılıyorum, devlet sakılıyorum. ricali açısından şaka yapıyorum. Hani, Kıymetli izleyiciler. Devletin ya. devlet olma yani açısından üzülüyorum yani. Burada hani, sadece sizin söyledikleriniz değil, bizim söylediklerimiz de çok cımbızlanıyor. Bizim de her söylediğimiz yanlış anlaşılabiliyor. Seçime çok az zaman kaldı herkes çok gergin. O yüzden ee, ben de özellikle espri yaptım paylaş. Reklama gidelim mi? Yani, tamam. Burayı bitirdiysek peki, ama bitirdik peki, burayı. Tamam. Hayır. Varsa söyleyin ondan sonra gidelim efendim. Yok ben şunu söyleyeceğim. Zora. Yani sizin işiniz de zor. Bile... Yani Haber Türk <laughs> tarafsız bir yayın yapmaya çalışıyor. Ne Musaya ne İsa'ya yarınıyor derler ya. ya. Oysa ederim. hani <laughs> yani haber alma özgürlüğünü halka tam manada yansıtan haber e, kanallarına saygı duymak lazım. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. yanlış yapıyorsam beni eleştireceksiniz. Öbür taraf yanlışsa evet. onu eleştireceksiniz. Çok çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bir reklam arası sonra projeleri konuşalım araya gidiyoruz. Efendim devam ediyoruz yayınımıza seçime doğru da konuğumuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ee, şimdi biraz icraatları da konuşalım ama trafik bu arada trafikten bahsedeceğiz birazdan. Evet, trafikte şey kaldı. var mı? Bu arada eşiniz size böyle mentörlük falan mı yapıyor seçim sürecinde? Yani benim <laughs> çocuklar mesela benim çocuklar matematikçidir ama annelerinden edebiyat almışlar. Mesela benim yani mesela ben matematikçi bir adam. Düz. Ama Nuray yani hani şey, yorum kabiliyeti falan da çok şey. Yani edebi yönü de çok iyi. mesela böyle şey zaman ediyorum, zaman mesela diyelim musun? ki diyelim ki bir şey yaptığım zaman der ki bana bunu işte doğru söylemedin. Bunu söylemeseydin, bunu şöyle yapsaydın falan der. Der yani onun da öyle bir öngörüsü var. Ö önemsiyor musunuz tüm önerilerini? Yani, ben biliyorum da cevabı yine de size sorayım dedim. Yani tabii ki önemsiyorum. <laughs> Bayağı önemsiyorsunuz. <laughs> yani tabii ki önemsiyorum. Ee, çok dikkatli, Bu arada, e, çok dikkatli mudur, kim benimle ilgili ne yazıyor, Hepsini kim takip ne yapıyor, tamamını. Gerçekten. Yani mi? 30 tane sosyal medya çalıştıranınız olsa onlardan daha fazla görüyor yani. Hepsini size yansıtmıyordur ben, ama herhalde. Vallahi yansıtıyor zaman. İzliyor zaman. mudur yayını? Ya tabii ki. Peki. Tabii ki. Böyle şey yapıyor mu? Şunu yanlış söyledim, bunu düzelt, bunu böyle yap, böyle şeyler söylüyor mu? <laughs> Görüşün istedim, iyi dedi. Öyle mi? Kendisi bu arada selamlar, Murat da öğretmenlik yapmaya devam ediyor evet. Adana'da. İyi bir Cumhuriyet öğretmenidir yani. E, ve hiçbir zaman mesleğini bırakmadı. Bırakmadı. O evet. da kıymetli bir şey gayet bu doğru, arada. Gayet. Orada da hakkını teslim ederim. Çok enteresan. Yani ee, evlatlarınızın işleri güçleri ben var. Ben Çukur Birlik'te fabrika müdürüydüm. İşte çalışma arzusu vardı. E, bana çıktı tayini. Ben de dediler ki yani niye gönderiyorsun bana işte sen yani o zaman bizim hani iktidar da vardı, ben de hani önemli bir yerdeydim. Dedim ki Van'da bizim memleketimiz, sınırlarımız yani çalışmak istiyorsa bana gitsin, bana gitti. İster gitti. Bir yıl Van'da öğretmenlik yaptı. Hani öyle de hani şeydir hani ülkesine e, ve görene çok sadıktır yani. Hala da devam hani ediyor. Benim hocam kocam yetkili bir yerde beni göndermesin, tayinini çıkarsın öyle bir isteği olmadı yani. Kıymetli şeyler bunlar. Evet. Az kaldı. Böyle şeyler. Böyle öğretmenlerimizin olması da çok önemli. Ee, efendim, 5 yıl daha şey istiyorsunuz Adanalılardan sizin görev sürenizi uzatmalarını istiyorsunuz. Niye uzatsınlar? Adana'yı büyük bir köy olmaktan kurtarma amacımız var. Başladık. Bugün bir kentin görünümü işte alt geçitti, bulvardı, kültür merkeziydi. Adana'yı şehir yapan şey işte önemli e, e, hizmetler e, biz ona başladık devam ediyoruz Adana'yı Türkiye'nin değil dünyanın sayılı illeri arasına sokmaya çalışıyoruz ben demin hani dedim ya ben kenti iyi tanıyan iyi yaşayan bir adam. adanın ruhunu iyi yaşayan bir adamım yani Adana'ya niye turist gelmez e, niye gelmez çünkü Adana'nın turistik yönü anlatılmadı anlatılamadı bizle başladı bu dikkat edin 10 sene öncesine gidin. Yani Altın Koza'yı kimse duymazdı mesela. Adana'da deniz olduğu kimse duymazdı. Bir kebap bilinirdi. Adana kebap, kebap tamam. Ya Adana kebaptan ibaret bir kere değil Adana ki. Adana spor bir de güneş ateş ederler. Yani. yani... bir de bazı <laughs> olaylar. Yani... Şimdi o olayların ötesinde Adana'nın güzellikleri tanıdı. Yani kültür, sanatı, efendim söyleyeyim gastronomisi. Çünkü Adana'da o kadar çok kavim gelmiş gitmiş ki oradan. Dolayısıyla tarihini lezzete vermiş de bir kent. Yani iki nehri var, adanın içinden geçen denizi var, ovası var, tarihi var, kültürü var, sanatı var, olağanüstü lezzetleri var. Çok hani sıcak, kalpten, misafirperver insanı var. Hani hakikaten oraya gittiğinizde bir şey görüyorsunuz, bir sıcak görüyorsunuz. Hani Adana'ya gel, ciğerimi ediyoruz, bir kez geliyoruz, zaten alışkanlık yapar. E tabi bu işe başladığımızda... Yazın 60, değil ama. 65 bin, iki ay hariç. <laughs> 65 bin yabancı turist vardı. Şimdi yabancı turist sayısı 500 bine ulaştı. Yeterli değil. değil mi? Mi? 500 Aracık. bin yabancı turist geliyor mu Adana'ya? Artık gelmeye başladı. Şimdi e, şeyde bizim ama amacımız... Turizmi canlandırmak için yapacağınız bir şey var mı? yapıyoruz zaten. Yani, ne yapıyorsunuz? Adana'yı tanıtıyoruz. Adana'yı tanıtın yeter. Anavarza'yı tanıtın. Makarsu'yu tanıtın. Pudehapan'ı yaşadığı Tatarlı tanıtın. Şar'ı tanıtın. Kaleleri tanıtın. Pebebağı tanıtın. Olağanüstü tarih zenginlik var. Bazını ben Bugün geldim. mesela e, padişahların gelip ha, bir, çok tarihi bir hamam var. Yani yıkandıkları yerler var. Yani çünkü... Eskiden Adana zenginlerin Anadolu'dan gittikleri çiftlikleri olan vesaire böyle elit bir yermiş. Evet. Ya da filmlerde biz öyle gördük. Öyleydi. Şimdi, Şimdi... 2000'lerde özür diliyorum. 2000'lerde milli geliri de İstanbul'dan sonra ikinci kentti. Pişmanlı şimdi orada. Çok geriledi şu anda. İhracat da oradan on... böyle. İhracat da 12. kent oldu. İyi e, geriledi. Yani yani bu teşvikler çevre illeri verildi ya. Çevre illeri verilince fabrikalar oraya taşındı. Hmm. Taşımayanlar zaten Adana gitti. zengin diye mi yapıldı? tabi Uzun süre teşvik edilmedi Adana'ya. Yani, zengin ama zenginini koruyamadı. Yani bir de bir sürü şey alındı Adana'dan devlet demiryolları gitti, karayolları gitti. Sahillerden yeterince faydalandığınızı düşünüyor musunuz turizmden? Hayır. Sahi, şimdi şey, mesela gidi. iki tane, üç tane bizim denize açılan ilçemiz var. Biri Ceyhan. Ceyhan'da botaş var. Orada çok büyük yatırmak, yapmak çok mümkün değil. Ama Karataş ve Yumurtalık ciddi e, turizm yerler olabilir. Turizm teşvinde idiler bunlar. İkisi de çıkarıldı. Anlamak mümkün değil. Neden çıkarıldı? Hiç bilmiyorum. Yani biz yine durum teşmine sokulması için çabalarımız var, taleplerimiz var. Bunu iletiyoruz. Ee, alınsın istiyoruz. Efendim, e, trafik ışıklarında Adana'da çok takılıyoruz. Ve hemen korna sesi geliyor. Arkadan çok hızlı bir şekilde yani lambanın daha henüz sarıdan yeşile geçmesi beklenmeden. Biliyor musunuz? Siz Sabırsız. Bi, bilmem değil. mi? Bilmem çok sıcak Adanalılar. Adanalılar. Adanalılar bir de İstanbul'a gelsinler. Burada bir araba kazasılar ondan sonra gitsinler. <laughs> 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 trafik sorunu nasıl çözeceksiniz? Trafik var sorunu yani megapollerde, metropollerde hepsinde var. Kolay çözecek bir şey de hepsinde var. Öyle Ama biz başladık. Yani mesela 3 alt geçit trafik sorunu için. Şimdi bir sürü insan yani o alt geçitleri yaptığımız yerde bize dua ediyor. Ben işte yarım saatte gidemiyordum, 5 saatte gidiyor. Şey 5 dakikada gidiyorum diyor. 45 dakikada gidemiyorum, 7 dakikada gidiyorum diyor. Bulvarlar falan açtık Biz geçen hafta bir üniversitenin içinden geçen bir bulvar açtık, olağanüstü. Beş ilçeyi rahatlatacak bulvar. Şimdi dört bulvar daha açacağız. Bulvarın bir tanesi Rehal'in arkasında olacak, Adanalar bilir diye söylüyorum. E, metronun ikinci hattını yapacağız. Tramvay yapacağız. Tramvayı bu yüzüncü yıldan Devlet Bahçeli geçirip e, Şehir hastanesi sunurda örtüştüreceğiz. Dolayısıyla ulaşım planda beş hat daha yapmalısınız dediklerinde bu sene ikisini yapacağız. Biri tramvay olacak, biri bilmem ne olacak. Üç hat daha yapmamız gerekiyor. Nostaljik tramvay yapacağız. Ben iki senedir söylüyorum. Şimdi başka kardeşlerim de söylüyor size gelip program yapanlar. Oysa ben iki senedir söylüyorum onu. Ee, Nereye yapacaksınız nostaljik tramvayı? Merkeze. Merkeze. Şehrin merkezine. Şehrin merkezinde çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Onu kesmemiz lazım. Trafiği kapatacak mısınız? Kapatacağız evet. evet. Trafiği tamamen kapatacağınız Tarihi yerde. bir yerde aynı zamanda. Yani turist yürüyemiyor geldiğinde. Yani Orayı tamamen trafiğe kapatıyorsunuz. Evet, evet. Güzel. Ee, dolayısıyla 8 alt geçit yapacağız. Söylemiştim zaten. 8 alt geçit de Devlet Demiryolları'nın yaptığı hızlı trene Güney Kuşak e, Güney Kuzey arasında bir alt geçit yaptırma kabul ettirdik. Onunla birlikte trafiğin rahatlayacağını düşünüyoruz. Havalimanı ne zaman bitecek? Havalimanı ne zaman bitecek? Ee, onu ulaştırma bakan ulaştırma bakan olsam söyleyebilirdim ama. Hayır yani şey olarak sorayım. Adana Havalimanı e, erteliyorlar sürekli. Aslında seçimden önce açacaklardı. Bence yani bitti o zaman çalışma yüksek Açmamaların nedeni şu. Yani eski yani Adanalı havalanını istiyor. Havalanın kapanmasını istiyor. Kapanmamasının nedeni şu. Mevcutun bir, mu kapanmamasını istiyor? Evet. Aa. E, şehrin içerisinde. çok içinde, çok kötü çok, trafik. Çok, çok kolay Yok çok trafikte yok ya. Yani havalanına giderken çok. Olay, şu an çok eski bir havaalanı ve çok eski tabii. Yani onun şey uzatılabilir. Bak harika bir bu var şunu. Yani gerçekten <laughs> ben de hayran kaldım yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Başkanım <laughs> vallahi. Şimdi yani ee, bir, hiçbir her bir değer gittiğinde her bakıp böyle harika bir bulvar <laughs> E ne diyeyim yani iyi olmuş. İyi Peki. Olmuş. Ee, şeyde her bir kurum gittiğinde kentinizden aslında bir zenginliği alıyorsunuz. Yani devlet demir gitti, TRT gitti, efendim söyleyeyim karayolları gitti. Şimdi şimdi havalan gidiyor. TRT Or Adana'dan var mı? Mersin'e bölge Mersin. müdürlüğü yok mu? Mersin. E. Mersin'de kardeş şehrimiz ama Mersin'e mi taşındı bölge Mersin'e taşındı. Şimdi havalan Mersin, sınırına gidiyor. Mersin, Mersin sınırına gidiyor. Tabi. Oradaki gelir orada olacak şimdi artık yani orada orada. Yani bütün gelirler şey yazacak. Havalanın olduğu arazi ne olacak o alan? ...onu bilmem, bilmem, Sizin şans, yetkiniz içerisinde bilmem değil. şansım yok ki. Onu tabii. Peki ulaşımla ilgili projeleriniz var Ulaşımla ilgili var. bunlar söyledik işte. Başka? Ne başka işte... Bunlar nedir efendim? Bu... Bunlar vallahi su, işte şeyle ilgili yani gelir nasıl yaptık... Ee, ...su yatırımları falan gibi... Bir şöyle söyleyeyim, su yatırım bir tanesini söyledik. 440 bin metre, 440 kilometre asbestli boru değiştirdik onu onu söyledik bize. Burada... Bu tabelalarda şöyle bir şey var. Bunu anlatıyorum. Şu, şu. bizim ikinci metro hattımız Akıncılara bitiyor. Devamı. Bu şu, tramvay hattımız. Bunu gösteriyoruz. Olacak olan değil mi bunlar? Tabii tabii, Yapılacak olacak. olan. Şu an ne kadar var? Ee, şimdi yeni yeni olaylandı işte. Çalışmalara başladık. İlk metro yapacak. İkinci ikinci metro. İkinci Proje. hattı. Şu otogar projesi zaten o gelmiştir herhalde şeye. Bu Gösterdik bunda gösterelim bu otogar projemiz bu nerede olacak? Otogar yerinde olacak aynı yerde otogar dönüştüm. 106 bin metrekare şu anda biz bunu 35-37 kilometre e, e, bin metrekareye yerleştireceğiz. Şu an 106 bin metrekare de mi tabi 106 bin metrekare geri kalanı ne yapacaksınız? İşte ticari alan yapacağız ticari yani. alan yapacaksınız. Şu da işte yani belediye kaosla nasıl çıkardığımızın tablosu diyoruz ki iş makineler aldık. 720 milyon yılda daha az kira ödemesini sağladık, enerji yatırımları yaptık, 200 milyon az, e, e, daha az para ödemesi sağladık. Kullanılmaz. Ben şimdi ben şunu söyleyeyim, benim hayatım üretimde geçti. Ben iş olarak başladım, genel müdür beni müdür okardım. Ben üretimde hani böyle adım adım izleyen ve en optimum üretimi yapan bir insanım. Yani malzeme tasarrufu. Paranız var mı artık? Para işini çözdünüz mü? gelirimiz para, şeyin dört katı. Para yani kasada para olmaz. sürekli hizmet yaparsınız. Ama yatırım yapabilecek artık tabi. tabii. Bakın bu işlerin tamamını boşlanmadan yaptık. İşin esprisi o. Tamamını borçlanmadan yaptık ve buna rağmen borcumuzu 180 milyon dolar düşürdük. Mesela 386 binek araç vardı. 150'ye düşürdük. 250 milyon oradan tasarruf ettik. Ee, i̇ş adamlarıyla konuşarak vergilerini Adana'da yatırımlarını sağlayarak 1 milyar gelirini arttırdık. Bunlar hiç Bunlar ben gelmeden önce hiçbir yoktu bunların. Dolayısıyla Sonuncusu biz yılda 2.2 milyar 670 mil, milyon her yıl gelir artışı yaptığımız e, şey ya bu. bu tablolar bunlar. bitmiş. çok teşekkür ederim, olun. katıldığınız için. Vallahi bir, bir şey daha söyleyeyim ya, söyleyeyim bir şey daha. Bir seçimle ilgili tek bir cümle. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlar, bir seçime gidiyoruz. Yani hükümetin uygulamalarını görüyorsunuz, bizim uygulamamızı görüyorsunuz. Bana bak şimdi ya. Adana'da seçim, Adana'da seçim iki güç arasında biter. Ya Cumhur İttifakı kazanır ya Zeydan Karalar kazanır. Peki teşekkür ederim. Efendim Adana Büyükşehir Belediye yani Başkanı'nın ona göre yapacaksınız. Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Zeydan Karalar e, konuğumuzdu. Noktalayacağız seçime doğruyu. İyi geceler. Hoşçakalınız.